huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, bidatler konusunda da e, birçok bilgi vermiştiniz daha önce. Bidatin nasıl tehlikeli bir şey olduğunu anlatmıştınız. Bidat sahipleri e, için söylenen hadis-i şeriflerden bahsetmiştiniz. İşte bidat sahipleri cehennemin köpekleridir hadis-i şerifinden bahsetmiştiniz. Dolayısıyla bidat işlemek bidatin içine düşmek, bulaşmak çok tehlikeli bir şey. Şimdi, şu tarafından bakacak olursak, acaba bidat işlemeyi suçunu hafifletebilir mi ee, bu durum? Şimdi ibadetlere insanlar ilaveler yapıyorlar. Niye yapıyor bunu? Daha güzel olsun, daha fazla yapayım diye yapıyor. Yani tırnak içerisinde söylüyorum Bir iyi niyet varmış gibi sanki görünüyor. Yani işte ne bileyim kendine göre bazı dualar şey yapıyor. Bu bir emirdir diyor. Namaz ihtas ediyor kendine göre işte işte bunu yapmak iyidir diyor. Çok sevaptır diyor. Ne bileyim işte yine anlaşılsın diye söylüyorum. Öğle namazı 10 rekatsa ben 16 kılıyorum, 20 kılıyorum. Daha fazla göz mü çıkartır yani fazla mal demişler ya. Peki şimdi onu soruyorum işte ibadetleri güzel diyerek, güzel olur diyerek böyle fazla yapmak da bidat midir, çok tehlikeli midir? O baştaki süre tehlikelere düşer mi yani bunu yapan da? Şimdi Mustafa Bey sen de babasın. Ben aynı zamanda hem baba hem de değilim. Geç torunlara karşı farklı muamele ediliyor da. <laughs> Babalık kısmından alalım. Babalık kısmından alalım. Şimdi sen evde gittin bir dizayn yaptın, bir tablo getirdin, ona astın, çarptın falan. Hanımına falan uygun dedin. Siz karı koca gidince evde çocuklar ya annem babam bunu yaptı mı? Biz daha güzelini yapalım dediler. O <laughs> tabloları <laughs> değiştirdiler. Ne oldu? Aldılar başka yere koydular. <laughs> Yeni tablolar kendilerine koydular falan. Şimdi siz geldiniz hanımla beraber baktınız. İşte çocuklar baba biz daha güzel olsun diye yaptık böyle. Yani denilecek bir laf var burada. İyi <laughs> nokta nokta etmişsiniz denir yani. <laughs> Şimdi bizi izleyen ve dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde anne baba olan olanlar da otursunlar düşünsünler. Otursunlar. Ne derler böyle? Ne bir derler? derler. Yani. yani kendi evladı yani onun yaptığını değiştirmiş, ilaveler yapmış. Daha, yani, daha güzel, daha güzel olsun diye. <laughs> Belli ki seninkini beğenmemiş yani. Ee, şimdi onu açıkça söylediniz siz. Netice itibariyle onun altında daha güzel olmuş demek. Senin yaptığın pek güzel olmamış benim yaptığım seninkinde güzeldir demektir. Orada iyi niyet falan yok. İyi niyet falan yok. İyi niyet olmaz mı? Ha, bunun iyi niyeti olmaz yani. Olmaz. İyi niyet yok. Şimdi hani İslam alimleri hayattayken de talebelerine bu ve benzeri şekilde teşbih dağıtı olmaz diye misallerle anlatmışlar. Misaller vermişler. İnsan hatırında daha iyi kalıyor. Şimdi Allah-u Teala emirler veriyor. Sabah namazı iki rekat. Aha ben dört kurarsam daha iyi olmaz mı? Daha kötü olur. Çünkü e, İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutup Sözleri buyuruyorlar ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. İbadetin tanımını yapıyor bak. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Nerede emredilmiştir? Sabah namazı vaktinde. Kaç şekattir farzı? İki. Sünneti? iki. Dörder kısam olmaz mı? Hayır. Daha iyi olmaz mı? Daha kötü olur. Niye? Allah-u Teala iki emretmiş. Allah-u Teala, Allah Teala kaç diyorsun ki sen? Sen iki demişsin ama bilememişsin. Ben senden iyi bilirim diyor. Bu dört olsa daha iyi olurdu. Daha iyi olur diyorsun, diyorsun yani. Peygamber Efendimiz iki rekat kılmış sünneti. Peygamber Efendimiz diyorsun ki sen anlayamamışsın, bilememişsin bunu. Sen bana sorsaydın ben sana söylerdim. Dört kılmak iyi olur. Mesela önemli son sünnet var. Yaz son sünnet var. İkişer rekat. Akşamın sünneti var. iki rekat Hanefi mezhebinde. Ama bunlar dört kılsan. Ha, kılınabilir. Peygamber Efendimiz dört kıldığı için kılınabilir. Ama dört olması lazım diye iddiada bulunman bu böyle olması lazım. Daha güzel olur bu demen e Peygamber Efendimiz'e aynı şekilde sen bilememişsin, anlayamamışım bunu. E çoğu kez iki kılmışım, bazen dört kılmışım. Hep dört kılman lazımdı. Yani bilemedin, anlayamadın. Senin astığın tabloyu çocuğunun değiştirmesi gibi bir şey o işte. Aynen öyle. Şimdi mesela e, minarelerde hoparlörle okuyorlar. Emem işte herkese duyuyor Daha iyi olmuyor mu? Daha kötü oluyor. Çünkü ezan ezanı okuyanın müezzinin yüksek yere çıkarak kendi sesiyle okumasıdır buyuruyor. Efendim herkes duymuyor. Herkes duyunca camiye koşmuyor şimdi bir zamanlar bizim emotifli seyirlerindeydi hatırlıyoruz yeni yeni çıkıyordu bu hoparlör meselesi. O zaman bir dini yayın yapan bir e, şey dergi vardı, orada bir karikatür vardı. Şimdi karikatür, karikatür kare kare, e, beş altı kare böyle. İlk karede işte gidiyorlar işte hoparlör parası topluyorlar. Üçüncü, i̇kinci kare, birinci ikinci karede, üçüncü karede işte getiriyorlar minareyi takılıyorlar. Dördüncü karede sabahleyin hoparlörden ezan okuyor. Bizim o işle meşgul onlardan adam hor hor uyuyor. <laughs> Hoparlörü taktırınca rahatlamıştır. <laughs> Uykusu gelmiş. Başkaları duyuyor nasıl olsa. Tabii. O duymasa da ee, şimdi mesela imamı müezzini böyle dört elle sarılıyor bunun. Dört elle sarılıyor. Halbuki e, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hiçbir bir atta güzellik göremiyor buyuruyorlar. Hiçbirinde. Hatta buyuruyorlar Peygamber Efendimiz zamanında aslı olup da aslı sonra mesela minare yüksek yere onu daha şekillendirmişler. E, bu da bidat değil mi? Buna bidat hasene demişler. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlara bidat kelimesini kullanmıyor. Sünneti hasene buyuruyor onlara. Bidat hasene de, e, demiyor, kullanmıyor. Her ne kadar İslam alimleri kullandıysa da bana ağır geliyor biliyor bidat kelimesi. Çünkü bidat, Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala'ya onun gönderdiği dini değiştirmek, yıkmak, yok etmektir buyuruyor. Onun için adi şerifte çok ağır ifadeler kullanılmış. Bir daha sahipleri cehennemin köpekleridir diye. Namazı bir, e, hoparlörle kıldırmak. Halbuki Peygamber Efendimiz yüz bine yakın eshabıyla Arafat'ta mübelliler vasıtasıyla koca cemaatte namaz kılındı. Sen üç kişiyle namaz kılıyorsun. Hoparlörle lakır 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 lakır. Hele bir de Osmanlı'dan kalan camilerde bir yankı yapıyor falan. Camiye girdiğine gireceğine pişman oluyorsun. Pişman ettiriyorsun. Nedir? E, küllün bir tettir. İster ezan oku, ister yap, istersen şey yap. Hele bir de Suudi Arabistan'da o kadar garip ki İmam şey kullanıyor, hoparlör kullanıyor. Herkes duyuyor. Müezzin mübellilik yapıyor, hoparlörle tekrar ediyor onu. Ne ahmaklık ya. Ne ahmaklık. Yani her tarafta da aynı şekilde hoparlörle mübelliliği yapıyor. Zaten mübelliliği duyuyorlar, bir de Zaten bir o söylüyor falan. Yani iş yapıyorlar. Dolayısıyla bunu kim yaparsa ki yapsın, güzel değil. Güzel değil, çirkindir. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz'in ee, zamanından uzaklaştıkça sünnetler örtülmekte, yalanlar çoğaldığı için bid'at yayılmak, yayılmakta. Bir kahraman lazımdır ki sünnete yardım edip bid'atı durdursun. Bid'atı yaymak dini İslam'ı yıkmaktır. Bid'at çıkarana ve işleyenlere hürmet etmek, onları büyük bilmek İslamiyet'in yok olmasına sebep olur. Hadis-i Şerif'te bid'at işleyenlere büyük diyen, Müslümanlığı yıkmaya yardım etmiş olur buyuruyor. Bunun ne demek olduğunu iyi düşünmeli. Bir sünneti meydana çıkarmak ve bir bir, tatı ortadan kaldırmak için son gayrete çalışmak lazımdır. Her zaman hele Müslümanlığın çok zayıf olduğu bu zamanda İslamiyet'i kuvvetlendirmek için sünnetleri yaymak ve bidatleri yıkmak lazımdır. Bidatlerden bazılarına hasene yani güzel ismi vermiş ise de bidatlerden hiçbirini güzel görmüyorum. Hepsini karanlık ve bulanık görüyorum buyuruyor İmam Rabbani Kutsal Sözleri. Müslümanlığın zayıfladığı bu zamanda selamet bulmak, cehennemden kurtulmak, sünnete yapışmakla, dini yıkmak ise nasıl olursa olsun herhangi bir bidata kapılmakla olduğunu görüyorum. Bidatlerin her birini İslam binasını yıkan bir kazma gibi, sünnetleri ise karanlık gecede yol gösteren parlak yıldızlar gibi anlıyorum. Daha ne söylesinler, ne buyursunlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde bildirmişler. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala'dan korkunuz, sözümü iyi dinleyiniz ve itaat ediniz. Ben öldükten sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halifelerimin yoluna sarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız. Çünkü bu yeni şeylerin hepsi bidattir, bidatlerin hepsi dalalettir, doğru yoldan ayrılmaktır. Küllüm buyuruyor, hepsi. Efendim güzel olur, güzel olur, hepsi bir da dalaleti. Kim söylüyor bunu? Dinin sahibi. E sen ne diyorsun? Ya o söylüyor ama sen onu boş veriyorsun. İşin feciatına bak aynı şekilde. İşin bak. Dolayısıyla, dolayısıyla haramlar iyi niyetle haram olmaktan çıkmadığı gibi ibadetlerde değişiklik yapmak iyi niyetle yapılması da aynı şekilde onu aynı şekilde güzelleştirmez. Daha çirkin hale getirir. Allah da hepimizi muhafaza eylesin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız bidatlerle ilgili önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Yine başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Abdestli yatan, uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Saim oruçlu, kaim gece kalkıp ibadet eden kimse demektir. Alma yarab canımı Ermeyince, alma yarab Tam ilmihal saadeti ebediye domuz eti yememelidir. Şiddetli haramdır. Ehli eşek eti ve sütü tahrimen mekruhtur. Yalnız Maliki mezhebinde helaldir. Kasten yani hatırında olduğu halde bilerek besmele çekmeden kesilen hayvanı ve besmelesiz tutulan av hayvanını kitapsız kâfirlerin mürtetlerin kestiği avladığı hayvanı yemek haramdır. Böyle tutulan balığı yemek haram değildir. Kesmeyip de bir yerine bıçak saplayarak, ensesine ve alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Besmele ile gönderilen av köpeğinin ve doğan kuşunun yakalayıp ısırarak yaralayıp öldürdüğü av hayvanı yenir. Diri getirdikleri av hayvanını kesmek lazımdır. Köpeğin yaralamayıp boğduğu ve yaralayıp etinden yediği av yenmez. Avını köpek dişiyle veya pençesiyle yakalayan hayvanın etini yemek haramdır. Karada, suda yaşayan haşeratı yemek helal değildir. Mesela kertenkele, kaplumbağa, yılan, kurbağa, arı, pire, bit, sinek, akrep, midye, yengeç ve fare, köstebek, kirpi, sincap yemek helal değildir. Avlanılan, yakalanan her balığı yemek helal olduğu Mahide suresinde bildirilmektedir. Su içinde kendiliğinden ölüp karnı üst tarafta duran balık yenmez. Ağ ile, saçma ile, ilaç ile, sarsıntı ile ölen her balık yenir. Kitaplı kâfirlerin kendi kitaplarına göre ve kendi dilleriyle Allahü Teala'nın ismini söyleyerek kestiklerini ve kadının, çocuğun ve cünüp olanın kestiğini yemek caizdir. Besmele çekmesi unutularak kesileni ve avlananı yemek caizdir. Şafii mezhebinde besmelesiz kesileni yemek de caizdir. Maliki mezhebinde besmelesi unutulan da yenmez. Müslüman kasaptan alınan bir etin nasıl kesildiği bilinmiyorsa, helal olmak ihtimali varsa, yani kesenler Müslüman ve mürtet karışık ise yemek caiz olur. Haram olduğu görerek veya adil bir Müslümanın haber vermesiyle anlaşılarak bilinirse, yememelidir. Fakat sorup araştırmak lazım değildir. Darül İslam'da, Müslümandan satın alınan şüpheli eti yemeli, vesvese etmemelidir. Yabani eşek eti ve sütü helaldir. Tezek ve başka net şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa, yanına yaklaşınca pis koku gelirse, eti, sütü ve teri net olup, yemesi mekruhtur. Temiz şey ile beslenip, pis kokusu kalmazsa caiz olur. Bunun için, tavuk üç gün, koyun dört, deve ve sığır on gün hapsolunur, denildi. At eti ve sütü temizdir, helaldir. Nesli azalmamak için mekruh denildi. Tavşan eti helaldir. Abdullahı Tercüman Hazretleri. Bu bölümde anlatacağımız evliya ezan seslerinden çok uzaklarda gönderilen son ve mükemmel dini kabul etmeyen bedbaht bir coğrafyada doğup Cenab-ı Hakk'ın hidayet vermesi sonucu nice olmazların olup ebedi saadete erdirdiği önceden papaz olan birisidir. Mayorka adasında doğan bir hayatın, daha sonra yeniden doğup ebedi saadete nasıl kavuştuğuna, Anselmo Turmeda'nın nasıl Abdullah olduğuna beraber şahit olacağız. 15. yüzyılın İngilizisyonlar, haksızlıklar, yağmalar ve medeniyetten yoksun Avrupa'sının Mayorka adasında doğar Anselmo Turmeda. Mutasıp bir Hristiyan ailenin tek çocuğu olmasının yanı sıra pek bir zeki olan Anselmo, okuma çağına gelince Hristiyan dünyasında otorite sayılan bir papazın Nikola Nertil'in yanına verilir. Anselmo'nun bir farkı vardır diğerlerinden. O da edindiği dini bilgileri insafla ölçmesi ve kıyas yapabilmesidir. Günün birinde arkadaşlarıyla İncil'de geçen ve İsa aleyhisselam'ın müjdelediği Paraklit adındaki peygamberin kim olduğunu tartışırlar. Bu tartışmadan sonra hemen üstadı papaz Nertil'in yanına gelerek ona bu konuyu açar. Bütün Hristiyanların sözünü senet kabul ettiği, Nertil pek iyi bildiği, açık olan ve yıllardır içinde saklamış olduğu hakikati sadakatine güvendiği Anselmo'ya söyler. Evet, İsa aleyhisselam'ın müjdelediği peygamberin Muhammed aleyhisselam olduğunu bu konuyu daha iyi anlaması için bir Müslüman memleketine gitmesi gerektiğini talebesine fısıldar. Anselmo büyük bir şok yaşar. Böylesi bir hakikatin bilindiği halde nasıl açıklanmadığına akla ermez bir türlü. Sorularına cevap bulmak üzere Tunus'a gider. Müminlerin temizliği, tevazusu, tevazu, güler yüzü ve fedakarlığı onu pek bir etkiler. Daha sonra oradaki Hristiyanlarla görüşerek nabız yoklar. Artık o kütüphaneden kütüphaneye koşar, araştırır, araştırır, araştırır. Bu arada Arapçasını geliştirir. Tarih boyunca hakikati bulmak isteyen ihlasla Allahü Teala'nın razı olduğu dini bilmek isteyen bütün insanlar gibi Müslüman olur bir süre sonra. Ardından Tunus Sultanı'nın huzuruna çıkar. Tunus Sultanı buna pek bir memnun olur. Fakat bir isteği vardır Anselmo'nun sultandan. Sultana şöyle der. Sultanım, ben ki papaz olarak yetiştim. Fakat insaf ile birazcık araştırdığım zaman hakikati gördüm bütün peygamberlerin olduğu gibi İsa aleyhisselamın da müjdelediği Hazreti Muhammed aleyhisselama ve onunla gönderilen İslamiyetin hak din olduğuna bütün kalbimle inandım. Batıl yolda olan zaten bozulmuş, tahrif edilmiş, kutsal kitabı insanlarca dört adet yazılmış olan, her insan gibi muhtaç ve aciz olan bir Allah'ın kulunu ve peygamberi ilah yerine koymuş olanların, benim Müslüman olmamın tesirini gidermek için türlü iftiralar yapabileceklerinden şüpheliyim. Endişem kendim için değildir. Benim endişem, Müslüman olmamla hak dini araştırmak isteyeceklerin önünün kesilmesidir. Bu yüzden sizden istirhamım, buradaki Hristiyanları toplayıp, benim hakkımdaki fikirlerini orta yere söylemeleridir. Sultan buna pek sevinir. Yüzünde hayretle karışık bir hayranlık ve tebessüm vardır. Anselmo'ya, senin bu isteğinle önceden Yahudi alimlerinin en önde geleni olan Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması ve Resulullah'ın isteği arasında tıpatıp bir benzerlik var. Çünkü Yahudilerin en büyük alimi olan Abdullah bin Selam Hazretleri Müslüman olacağı zaman Resulullah'tan senin bulunduğun gibi aynı istekte bulunmuştu. Resulullah Yahudileri çağırtıp onlardan Abdullah'ı sorunca Yahudiler onun için önce o en akıllımız, en alimimizdir demelerine rağmen Abdullah'ın Müslüman olduğunu duyunca ona hakaretler etmiş, utanmadan bu en cahilimiz demişlerdi. Onun istediğine benzediği için bundan sonra ismin Abdullah olsun der ve sultanın huzuruna Abdullah'ın isteği üzerine çağrılır Hristiyanların önde gelenleri. Sultan onlara Anselmo'yu sorar. Onlar Anselmo en zeki olanımız ve en azizimiz. Üstelik o başpiskoposun yerine düşündüğü kişidir derler. İşte daha Hristiyanların bu övgü dolu sözleri biter bitmez eski Anselmo yeni Abdullah ortaya çıkarak onlara der ki: Vallahi siz de iyi biliyorsunuz ki İsa aleyhisselam aciz bir insan ve bir büyük peygamberdir. Hiç aciz ve muhtaç olan ilah olabilir mi? Hiç tanrı üç olabilir mi? Dört incinin insan elinden çıktığını ve birbiriyle çeliştiğini siz de pek iyi bilmiyor musunuz? Tahrif edilmiş İncil'de bile geçen ve geleceği müjdelenen Paraklit'in Yunanca olduğunu ve bunun Arapçadaki karşılığının birebir Ahmet olduğunu neden görmek istemiyorsunuz? Neden batıl yolda bu kadar ısrar ediyorsunuz? Düşündüğünüz makamınız ve ayrılmaktan korktuğunuz üç kuruşluk menfaatinizse, o zaman sizin samimiyetiniz nerede? Ben Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Hristiyan papazları bu sorular karşısında elbette tek bir cevap veremezler. İşi cahilliğe vurup Abdullah'a hakarete vardırınca sultan bu kadar yeter der ve ekler. Hiçbir cevap verebilecek bir haklılığınız ve mantığınız ve izanınız ve hakikati kabul edecek vicdanınız yok anlaşılan. Cevabı olmayanların cevabı sadece hakaret olabilir ki ben de huzurumda böylesi bir duruma razı olamam der. Ve Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, yüzyıllardır cehalet ve vahşet içindeki Avrupalıya dayatılan, onların da peşinen ve mutaassıp bir şekilde kabul ettiği, batıl, bozulmuş, tahrif edilmiş ve en ince ayrıntılarına kadar bildiği Hristiyanlığın, mesnetten uzak itikatlarını delillerle çürüttüğü Tuhfetül Erip adlı eserini yazar. Onun bu eseri bütün engellemelere rağmen Hristiyan dünyasında büyük ses getirir. Hristiyan din adamları verecek tek bir cevap bulamazlar. Ve Abdullah-ı Tercüman Hazretleri daha sonra Resulullah'ın varisleri olan büyük alim ve evliyalardan gördüğü ilim ve aldığı feyizlerin bereketiyle evliyanın büyüklerinden olma şerefine kavuşur. Ve Tunus'ta vefat ederek bu ülke sınırları içine defn olunur. Allahü Teala'nın büyük kerem sahibi olduğunun sayısız delillerinden olan Abdullah Tercüman Hazretleri buyurdu ki: Cenab-ı Hak kendisini ihlas ve samimiyetle arayanlara elbette razı olduğu din olan İslamiyeti çeşitli vesilelerle tanıtır, ve onlara hidayet nasip eder. Her hususta olduğu gibi, bu hususta da ihlas şarttır. İslamiyet, Muhammed aleyhisselamla gönderilen son ve mükemmel ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de razı olduğunu emrettiği tek dindir. Bu dinin tek doğru fırkası da Rasulullahın ve eshabının izinden giden ehli sünnet vel cemaat yoludur. İslam ahlakı. Uç yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uç olmaz yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uç olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uç olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Ucbun zararları, afetleri çoktur. Kibre sebep olur. Günahları unutmaya sebep olur. Günah kalbi karartır. Günahlarını düşünen kimse ibadetlerini büyük görmez. İbadet yapmanın da Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı olduğunu düşünür. Uçbu sahibi Allahü Teala'nın mekrini ve azabını da unutur başkalarından istifade etmekten mahrum kalır. Kimseyle meşveret etmez, danışmaz. Hadisi i şerifte, üç şey insanı felakete sürükler. Buhl, heva ve uç. Buhl sahibi, yani hasis kimse, Allah'a karşı ve kullara karşı olan hakları ve vazifeleri ödemekten mahrum olur. Hevasına yani nefsinin arzularına uyan, ve uç sahibi olan yani nefsini beğenen kimse muhakkak helaka felakete düçar olur. İmam Muhammed Gazali rahimehullahü teala buyurdu ki bütün kötülüklerin başı kaynağı üçtür. Haset, riya, uç. Kalbini bunlardan temizlemeye çalış. Uç sahibi hep ben ben der toplantılarda baş tarafta bulunmak ister. Her türlü sözünün kabul olunmasını ister. Hadis-i şerifte, Günah işlemezseniz, daha büyük günaha yakalanmanızdan korkarım. O da uçptur, buyuruldu. Günah işleyenin boynu bükük olur. Tövbe edebilir. Uçp sahibi, ilmiyle, ameliyle mağrur olur. Egoist olur. Tevbe etmesi güç olur. Ucbun en kötüsü, hatalarını, nefsinin hevasını beğenmektir. Hep nefsine uyar. Nasihat kabul etmez. Başkalarını cahil sanır. Halbuki kendisi çok cahildir. Bidat sahipleri, mezhepsizler böyledirler. Bozuk, sapık itikatlarını ve amellerini doğru ve iyi bilip bunlara sarılmışlardır. Böyle ucbun ilacı çok güçtür uç hastalarının ilacını hazırlayan alimler ehli sünnet alimleridir. Fakat bu hastalar hastalıklarını bilmedikleri, kendilerini sıhhatli sandıkları için bu tabiplerin nasihatlerini, ilimlerini kabul etmezler. Felakette kalırlar. Halbuki bu alimler Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları ilaçları hiç değiştirmeden, bozmadan sunmaktadırlar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'te Fethiye semtinden sesleniyorum. Malum, Draman'la e, Çarşamba'nın arasında böyle Halic'e doğru yarım bir tepenin üzerinde sayılır bir Fethiye Camii var. Daha önceki programda buranın bir manastırdan sonra Patrikhanelik'ten sonra da ee, öyle Patrikhanelik bitince de 3. Murat Han zamanında efendim buranın camiye çevrildiğini söyledim. Fatih Sultan Mehmet Han zaman zaman buraya gelirdi. Efendim gelmiş de Fatih bakmış ki insanlar burada mozaikleri kazıyor İsa Aleyhisselam'ın resmi veya meleklerin resmi olarak söylenen mozaiklere kazıyor. Sakın dokunmayın kellerinizi vururum. Ha. Yok efendim. Fatih Sultan Mehmet Han buraya İstanbul'u fethinden çok sonralara geldi uğradı zaman zaman. Her tarafı dolaşırdı. Buraya da geldi. Üçüncü Murat Han da burayı zaten biliyor idi. Fakat bu Azerbaycan fethi de bu işi çabuklaştıran bir olay oldu. Peki bu fethiye giden şanlı komutan kimdi? Özdemiroğlu Osman Paşa. Osmanlı'nın şanlı komutanlarından, şanlı sadrazamlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur. Canla başla geceleri gündüzleri çalışan bir komutan idi devleti için, milleti için, inançları için. Ki Özdemir Paşa yani Osman Paşa'nın babası Özdemiroğlu Osman Paşa diyoruz ya o da bugünkü Habeşistan topraklarını Somali topraklarını fetheden, oradaki insanları Portekizlerin zulmünden kurtarıp, İslamiyet'i onlara doğru din olarak anlatan Özdemir Paşa'ydı. Yemen Fatih'iydi. allah Teala öyle vermiş ki, baba Yemen Fatih oldu, oğlu da Azerbaycan Fatih oldu. İşte Azerbaycan'ın fethinden sonra Murat buraya o fethin hatırasına, onun sevinci için burayı camiye çevirdi ve buraya Fethiye Camii dendi. Yoksa Fatih'in askerleri buradan girmişler Edirne kapıdan atlar yokşa şaşaa sürmüşler efendim sanki bugünkü caddeler varmış gibi efendim. İşte Draman falan demişler burası Draman olmuş. Ondan sonra buraya da Fethiye Fethiye edilmiş. Efendim masal bunlar. Böyle inanmamak lazım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hedefi Ayasofya'ya ulaşmak idi İstanbul'u aldığında. Askerlerle beraber topkapıdan girdikten sonra doğru ilk geldiği yer, e, gönlünde yatan aslan Ayasofya'ydı. Oraya geldi. E ondan sonra tabi buralarda yerleşime açıldı. Buradaki insanlar gitti. Yerine Anadolu'dan eşraf aileler getirildi. ve Böylece bu çalışma sürdü. Efendim Özdemiroğlu Osman Paşa Osmanlı tarihinde meşaleler ışığında hiç kesmeden 3 gece savaşarak Azerbaycan zaferini kazandı. Geldiği zaman da Murat Han kendisini Sarayburnu'ndaki sahil köşkünde karşıladı. Hoş geldin Osman dedi. Otur Osman dedi. Oturmadı efendim. Osman otur dedi. E padişah otur diyor, sen de hürmet ediyorsun, ayakta kalıyorsun. O da suç efendim. El emrü fevkal edep derdi büyüklerimiz evvelden. El emrü fevkal edep yani emir edepten üstündür. Evet edepli olmak var ama emredildiyse yat yere uzun dediyse boylu boyunca yatacaksın efendim. Huzurunuzda yatamam ben efendim. Olur mu efendim öyle şey? İkinci söylediğinde Osman Paşa işin ciddiyetini bildiği için Oturur gibi şöyle ilişti Geri kalktı Ve üçüncü de artık Murat Han otur Osman demedi Anlat bakalım dedi neler yaptınız Dört buçuk saat ayakta Azerbaycan seferinin Raporunu sundu efendim şifaen Dört buçuk saatlik bu sunum esasında Padişah Üç defa yerinden kalktı efendim. Padişah kalktı bu sefer. O anlattıklarından o kadar haz duydu ki üçüncü vuratan Han. Berhüdar ol Osman dedi. Çıkarttı kafasındaki kavuğunu verdi efendim. Başörtüsünü verdi, serpuşunu verdi. Sonra biraz zaman geçti. Gene bir aşka geldi. Çık, kalktı. Sırtındaki samur kürkü hediye etti. Allah razı olsun senden Osman dedi. Bir daha aşka geldi efendim. Üçüncüde de hançerini getirdi. Kendi eliyle beline kuşattı. Şu merasimi bir düşünebiliyor musunuz efendim? Padişah dinledikçe dinledikçe kalkıyor böyle. Etrafındaki insanlar ne yapar efendim? Eğer haset varsa çatır çatır çatlar. Evet. Bir cuşu huruş içinde bir hadise var. Ve zaten onu üçüncüde ısrar etse otursa oturturdu. Fakat oturtmayışının başka bir sebebi vardı. Osman Paşa'nın genç ve çok başarılı olduğunu bilen etrafındaki bazı emsal rütbeler onun daha ileri gitmesini, sadrazam olmasını pek istemiyorlardı. Onun için de maalesef bazı hasetçiler her devirde oluyor. Dedikodusunu çıkarttılar. Bu afyon kullanıyor diye. Afyon keş diye. Padişah bu dört buçuk saatlik arzan sonra Tabibini çağırdı sordu sarayın. Dedi ki Osman Paşa'yı gördün. Dört buçuk saat sundu. Bir afyon keş. Ne kadar zaman ayakta kalabilir? Padişahım yarım saati bulmaz dedi. Yarım saat duramaz. Afyon keş olan, uyuşturucu kullanan. Peki bu dört buçuk saat konuştu. Afyon keş olma ihtimali var mı? Binde bir bile yok efendim dedi. Tamam dedi. Murat Han zaten aradığını bulmuş efendim. Bu fırsat düşmüştü. Danışıklı dövüş değil ama bu fırsat düşmüştü ve onu hemen sadrazamlığa getirdi. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İşte böyle şanlı bir zaferin sonunda e, bu e, kilise olan yerde camiye çevrilmiş oldu. 1845'lerde Abdülvecit Han tamir ettirdi burayı. Babasının vefatından sonra. 1938'lerde de bir tabir gördü ama işte o tamirden sonra da zaten burası bir araba parkı olarak hazırlanmış. Sonra 1952'lerde rahmetli Adnan Menderes zamanında buradaki İstanbul İmam Hatip Okulu kuruldu. Yani e, o güne kadar böyle İmam Hatip okulları her ne kadar 1950'den önce varsa da böyle cesametli bir şekilde ve sağlam bir eğitim yapar durumda belki değildi. İşte o İmam Hatip Mektebi kurulunca bu çocuklara bir tatbikat camii lazım oldu. İmam hatip olacak bu. Hutbeye çıkacak, vaaz verecek, mihraba geçecek, imamlık yapacak. Tamam, tatbikat okulu burası. İstanbul'un İmam Hatip'ler için ilk tatbikat okulu burası efendim. Bütün imam hatiplerin daha sonra da her imam hatip camiini e, okulun yakınındaki bir cami tatbikat okul olarak resmen bildirildi. Çocuklar hutbe okuyup zaman zaman son sınıfa gelenler orada cemaate hutbe irat eder oldular. Sadrazam Sinan Paşa medresesi vardı bunun karşısında. Buradan burayı çevirdi camiye. Efendim minber mihrap kondu. Peki sonra sonrası Burada bir medrese yapıldı. Fakat bu medrese zamanla yıkıldı. Şu anda ilkokul olan yer, Fethiye İlkokulu, İlköğretim Okulu olan yer aslında Sultan Abdülhamit Han zamanında yapıldığını tahmin ettiğim bir yapı. Çünkü o dönemin yapısını gösteriyor. Sinan Paşa zamanındaki yapılan medrese tipi yok. Ama o da bugün ilkokul olmuş. Medrese olarak tabii kullanacak halimiz yok. Mecburen bir şeye tahsis edeceksiniz. Buna tahsis edilmiş. Sonra Mehmet Ağa'nın yaptırdığı, Mehmet Ağa'nın banisi olan kişinin yaptırdığı bir Ali mektep vardı burada. Darül Hadis şeklinde. O da maalesef şu anda yok. Şu anda işte bu gördüğünüz sütunlar, direkler, minber, mihrap. Şimdi ben sizi biraz da minberin yanına götüreyim. Minber de nakledilme bir minber. Osmanlı işi. Bir de mihrap bölgesinde bir kubbe var. O kubbeyi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Burada 3. Murat Han'ın camiye çevirdikten sonra yaptırdığı bir minber olması lazım. Ama o minber ne oldu? Nasıl bir minberdi? Ahşap mıydı? Ben taştan olacağını zannediyorum Murat Han zamanında çünkü Mimar Sinan'ın da hayatta olduğu rahmetli'nin bir dönemde fakat bu halen işte hayatta olan veya yakın zamanda vefat etmiş bu semtte oturan bu cami cemaatinden olan kimselerin hatırladığına göre efendim ben işte gençliğimizde bu minberi getirdik de filan yerden buraya monte ettik denmiş. Ama nereden getirildi? Araştırdık, soruşturduk. Pek bu bilgiye ulaşamadık. Çok güzel bir minber. Çok hoş, hakikaten çok eski, yani en az 500 yıllık var görünüyor şu şeyler. Anam, bu yenilenmiş, bu makineden çıktığı belli. İnsan işi e, değil, makina işi. Buralar ise şu kabartmalar, nebati kabartmalar kullanılmış, mümkün mertebe onlar insan işidir. Efendim bu caminin mihrabının yerine tabi kıble tayin edilecek. Kiliseden camiye çeviriyorsunuz, yani Kudüs'e doğru durulacak hali yok. Öyleyse burada şu mihrabın üzerindeki hemen mihrap önünün üstündeki kubbe daha sonradan Osmanlı işi olarak yapılmıştır. Burada bir de mihrabı var. Mihrap tabii 3. Murat han zamanında böyle fayanslı bir mihrap yoktu. Herhalde oralar çatladı, döküldü veya bazı tahribat oldu. Ola ki zelzelelerden hasar gördü. E, cemaat orayı herhalde el birliğiyle veya vakıfların mutlaka kontrolünden geçmiştir. Çünkü vakıflar başka türlü müdahaleye zaten müsaade etmiyor. Kanunlarımızda, yasalarımızda etmiyor. E, fayanslanmış. E, Görülür ister ki tabii zaman içerisinde şu tarihi yapıya ee, İstanbul'un en eski yapısı belki de efendim. Ayasofya'dan, sonra, Ayasofya'dan sonraki en eski yapılarından birisi burası. Sarışlar, su sarışları, çukur bostanlar biraz eski ama onlar tabi böyle bir sanat eseri yapılar değil. Nihat bir çukura tuğla döşemişler. Onun da zaman içinde böyle tarihi bir mihrap haline getirileceğini ümit ediyoruz. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaten cemaatte toplandı, namaza da başlayacaklar. Onları da engellemek istemiyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın Sefer.